Gündem konulardan bir tanesi. Şimdi sen bu çıkışı yaptıktan sonra, yani bu iç savaş tehlikesinin çıkışı yaptıktan sonra sana yönelik birdenbire bir tehdit, şantaj kampanyası başladı. Hatta sizin şeyhinizin yeğeni, neydi adı? Saadettin Usta Osmanoğlu. Bunu açıklama yaptı, bizde şey bize bağlamaz. Evet. Saadettin Usta Osmanoğlu seni bayağı tehdit etti. Dedi ki görüntüleri var, yayınlarım, bilmem ne yaparım falan filan dedi. Ki zaten senin bu görüntünün daha önce gündeme gelmişti. Yok, o değil o. Millet onu yanlış anladı. Ha. Başka mı? Bu başka. Bu şeyle o Adcan Hadid denen adamla 2009'da benim oturduğum celselerde bu bana kadirlilikten, rifailikten icazet verme şeyleri yazmış. Benden işte şey, Cübbeli'ye de icazet verdiğim hesabı yapmak için. Ama biz iyi niyetliyiz tabii. Seyit meyit diye hürmet ediyorduk o zaman. Çok yardımlar da etmiştim senelerce. Bu saf tarafım var. Ondan sonra o icazetleri kimden yazarken... Hocam? Kimden? Bu Adcan Hadid diye Musullu, şey, Muhammed Hüseyin diye evet. Şey diyor. Bu Sözcü'de böyle manşet de oldu o zamanlar. Ben bayağı onun hakkında şeyler, duyumlar alınca insanlardan. Sonra cemaati 2006'da uyardım. Dedim hani benim yanımda çok bulundu. Görüntülerimiz, şeylerimiz var. Suriye'ye gittik, kabizyatten şuna buna ama 5-10 kişiyle bu dikkat edelim hani dedim. Bu uyarıları yapmıştım. Sonra bizim işte marifetçiler onu Cezayir olayı çıktı. Mahmut Efendi'nin resmini koydu o bacana. Sonra kendi ismini altına koydu. Hadid'in toplantısının altına Cezayir toplantısı. Dolu olaylar oldu. Bu olaylar üzerine bu Hadid'in, Hadid bizi şeyle şantaj yapıyor. Ben de senin işte kasetlerim var. Bu kasetlerin mana, bütün millet bunu icazet merasimi. Baldır bacak zannetti. Alakası yok. Hayır, bu belden aşağı kasetler değil. Değil, değil. Ben sadece belden aşağısı da varsa çıkartmayan melondur. Belden üstü de varsa çıkartmayan melondur. Efendim, kim nesi varsa çıkartsın. Çıkartsın ki rahat uyuyayım. Ne varı göreyim, göreyim. Yani. He, ne varı göreyim. Ben rahat uyuyayım. Ben kimseden... Biz görmeyelim. Sen görmene lüzum yok. Maalesef hocalar, şeyhler daha çok izliyorlar. Böyle şeylere daha meraklılar ya. Kusura bakma. Adam namussuz izliyor. Bir de diyor ki bunu teşhir edelim diyor. Namussuz caminin başıma. Şimdi bunları boş ver. Bunlar biz başka... Hocam, ne oluyor? Cemaat dedi bu şey kavga niye? Bir şey oldu niye? Ne oluyor? Kaset meselesi. Ben Saymaz aramıştı. Yani o icazet merasimi mi? Babacığım, Saymaz aramıştı. Ben bugün Hürriyet'te çıktı bütün bu bilgileri. Söyledim ona. Hürriyet miydi? Ne? Hürriyet değil ya. Artık o Hürriyet ona şey yapmaz. Eski halk, Hürriyet, halk, eski halk, Hürriyet halk, yok artık. Halk, halk şeyde, Halk TV'de çıktı. Buradaki şey türbe meselesi. Yok benim kabrim türbe olur mu? Şu olur mu? Bu olur mu? Gibi laflar. O bana sen şeyh mi olmak istiyorsun bilmem. Yok Mahmut Efendi'nin yaşıyla ilgili konular varmış. Bunları yayınlarım diyor. Bize zaten bu adam bunu çantaj olarak tehdit etmişti. Daha önce de etmişti. Şimdi bu Saadettin'den anlaştı, birleşti. O adam etmiş. Zaten zincirleme trafik kazası. Onlar Muhammed Keskin'le Bacanay'la birleşti. Oradan olay Cezayir, Irak olayları çıktı. Şahil Ayetullah'larla oturdular, kalktılar. Ben bunlara, ulan mezhepler arası diyalog, siz nereye çalışıyorsunuz? Bu sefer bunlara bindirdim. Zaten bana su döktürmemişlerini, bilmem neleri hep Bacanay yaptı. Mahmut Efendi'nin oğlu olsun, torunları olsun, hepsi beni... Ne iyi, benim hocam o oğlu, benim de hocam, çocukluğumdan hocam yani Ahmet hocam. Şimdi onlar ellerinden gelen yaptılar ama hanenin içinde olduğu için daha naaşı çıkmadığı için evden bir olay çıkmasın diye. Orada onlar da biraz sinirlenmiş etmişler ama Keskin orada Ali Kıran başkesen olduğu için su döktürmediler veya içeri sokmadılar. Millet onu da bana İsmail Ağa yaptı gibi. Yanlış anladı. Bana orada İsmail Ağa'da öyle bir durum yok. İsmail Ağa bugün bir açıklama yaptı. Sende bir sorun olmadığına dair. Bende bir sorun olamaz. Çünkü biz ondan sonra cenazeye geldik. Bize dediler şey orada efendinin oğlu da Abdullah Hoca da benim yanımdaydı. Yani efendinin oğluyla biz aynı sıradaydık. Biz dördüncü sırada protokolü atılmışık. Yahu kardeşim ben burada derdimden uğraşıyorum. Ama şimdi o kadar bakan gelecek özel kalem özel kalem. Üç sıra dolu önümüzde. Bunlar kim diyorum hiçbirini tanımıyorum. Bakan olsa tanırım diyorum. Gerçi bakanları da tanıyamıyoruz artık. Her dakika biri değişiyor. Ondan sonra birinin silahı öbürü eşi, bir bakanın geleceğine 10 koruma önden gelmiş. Öbürü uzman, öbürü bilmem ne. Özel kalem, Allah Allah, özel kalem cennetine döndü. Her taraf özel kalem, ön taraf. Ya arkadaş dedim, la havle ve la kuvvete illa. Araya bir sıra daha, araya bir sıra daha kafamıza basa. Ya namaz kılacağız, cuma namazı bu. Cenaze namazı değil ki, secdeye eğilmemiz lazım ya. Yani. İçeride mi, camide yok mi? Ya, Diyanet İşleri Başkanı dışarıda minber alındı. Ha. Minberi dışarıda kıldırdı, cuma kılınacak, ha. Bu ne ya? Ondan sonra
Biz bir şey demedik. Yani ben Cuma zaten birinci, ben neye göre birinci sıradaydım? Efendinin oğlu Abdullah hocamız benim yanımdaysa birinci sıradayız. Oğlun sıra. Ahmet hocayı da ilk baştan aldı getirdiler bizim sıraya. Hocam, ama o cenazeyi kıldıracağı için sonradan öne geçirildi. Orada bana bir protokol sorunu yok. Ama tabii ki ben hanedeki olayda yani bir su bile döktürülmeyerek içeri sokup oradan bir duygusallık yaptım. Yani onu söyledim yani bir sohbette. Konu oradan patladı. Yani İsmail Ağa'da böyle bir sorunumuz zaten olmadı. Hasan Efendi büyüğümüz, hocamız. Mahmut Efendi'nin sağlığında da en büyük vekil kimdi? Hasan Kılıç hocamızdı. Çünkü Ali Haydar Efendi'den kalma. O da çok yaşlı değil mi? O da çok yaşlı bir Ali Haydar Efendi'den kalma. O zamandan mı? Tabii Ali Haydar Efendi. Kumrulu Mescit Camisi meşrutasını bile Ali Haydar Efendi parasıyla onu yaptırmış. İmam meşrutası yoktu. Kumrulu Mescit meşhur bir camidir Fatih'te yani. Evet. Hasan Efendi tanınmış, bilinmiş bir kıymetli büyüğümüzdür yani. Hasan Efendi biz niye ihtilaf çıkaralım? Öyle bir sorunumuz yok. Şimdi Saadettin'in tabii İsmail Ağa'yla, İsmail Ağa'nın biraz yanlışı şurada. Öngörmüyor. Bir de geç davranıyor. Bu sefer alıyor başını, haberler gidiyor. Şimdiki İsmail Ağa'dan kaset şantajı gibi şeyler Tele1'de şurada burada. Halk TV'de vesaire kanallarda gördüğüm kadarıyla. Her yerde hocam. Yani bu şimdiki İsmail Ağa'dan böyle bir şantaj, mantaj kaset işi. Bugün açıkladılar zaten. Bugün sana yaptılar. Bizim, ya tamam bunlar böyle yapıyoruz. Bir şey yapmaz. Nezih insanlar, hepsi kıymetli aile. Bu Saadettin niye yapıyor? Ya niye yapıyor? Peki mesela senin bir şeyhlik iddian falan mı vardı? Ya şimdi bir defa Saadettin'in adam orada konuşmasından işte çözdüklerimi diyor ki 2023'te Mehdi çıkacak diyor. Bunun diyor nereden aldı? Aynı havasçı işte. Barış Manço'nun ledün ilmi varmış. Barış Manço'nun da bir ledün kitabı varmış. O gizliymiş. Barış Manço'nun kitabındaki Epcet'ten, Mepcet'ten 2023'ü buldum diyor. Yani şimdi bu adamdan dolayı Barış Manço. Barış Manço. Şarkıcı Barış Manço. Barış Manço. Barış abi. He, Barış abi evet. O konuşması var. Ben sana çözümünü de yaptırdım. Bana lazım değil sana. Yani. Çocuklara kızmayın. Vallahi değil olur herkes böyle bu gidişle. Ama durum bu. Bu adama da sen bizden değil, bu bizi temsil etmiyor, geç kalırsan başımıza buradan haber çıkarttılar yani. Adam diyor ki işte Tayyip Bey diyor farkındaysanız diyor çok durgundu, donuktu diyor. Çünkü diyor neden diyor tabuttan diyor şimdi sen esas hurafeleri okumadın yani diyorum. Onlarda ben tevil bulabildim yani. Buna ne bulacaksın şimdi? Ne diyor? Diyor ki tabii. O konuşmada o kaçacak. Diyor ki efendim Mahmut Efendi diyor tabuttan diyor Tayyip Bey bir teveccüh diyor. Bunu diyor methediyor da tabiri diyor caizse diyor robotlaştırdı diyor. Biz de sorduk diyor. Şimdi Mahmut Efendi öldükten sonra görüştüğünü iddia eden bu. Hadi öbürü zuhurat diyor. Bu canlı yaka zaten diyor ki sordum diyor. Efendim diyor niye böyle yaptınız diyor. Orada yazıyor hepsini ben sana. Diyor ki diyor bize muhabbetinden dayanamayıp fevran edip kendini paramparça edecekti. Onun için diyor biraz durgunlaştırdım dedi diyor. Bu adamın lafıyla Türkiye çalkalanıyor ya. Bu kadar da yani birileri hakikaten memleketi iyi oynatıyor. Yani arkadan neler götürüyorlar bu arada bilmiyorum yani kim ne yapıyor belli değil yani. Bu nedir ya? Bu nedir bu adamın vasfı nedir ya? Şimdi bu adam İsmail'e ama önceden beri bir defa bu adam iptalci eden 5-6 sene yatmış. Bunlar adına İsmail Müftüoğlu, o zaman Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Mahmut Efendi avukatıydı. Üsküdar Müftüsü olayından da beraatını alan odur. Hem de askeri mahkemelerden beraat almışlar. Yani askeri mahkemeden hiç öyle şey yok yani. Mahmut Efendi seven, tanıyan bir şimdiki gibi mahkem rastlamaz yani. Böyle bir şey olmaz, olmamalı zaten. Ondan sonra İsmail Müftüoğlu'na illa şey yaptı, bunlar askeriyeye yazıyor bir şeyler. O Furkan dergisi vardı bunlar. Dergileri değişti bilmem ne. Birkaç gruba ayrıldılar şimdi. Onun aleyhine efendisi Mahmut Efendi dedi ki bunlar bizi temsil etmiyor. Bunlar zarar veriyor. Bunlarla bizim işimiz yok. Soyadı Usta Osmanlı olunca maalesef burada aileye de bir zarar gibi görülüyor. Ama ya onlara niye zarar olsun? Yanlış. İslamiyet'te suç ferdidir, şahsidir. Yani yanlış yapan, yanlış konuşan. Ben de suç duyurusu yaparım. Onu yaparım, bunu yaparım. Kasetler dediği konunun tamamı Acca'nın elindeki benimle ilgili 2009'daki bir muhabbetteki tarikat konularından sen benden ders aldın diyor. Şeyini bıraktın diyor bilmem. Ya sen bana teberrüken yazmışsın, mühürlemişsin, vermişsin. Ne yapayım suratına mı çalayım? Sonra yırttım arttım. Ne icazeti verdi? Ya Kadir-i Rufai'den silsilesi var. Seyyidim falan diye. O silsileden teberrüken. Bende bir çuval var evde.